Yaz aylarının ferahlatan, serinleten lezzetlerinden, meyvelerinden birine bakacağız şimdi. Karpuzdan bahsediyoruz ama karpuzun elbette ki doğru olarak seçilmiş olması çok önemli bu noktada. Arkadaşımız Erman Yapan tam da bu konuyla ilgili bir haber çalıştı, izleyelim. Pat pat yaparsa çok acık iyi. Evet. Pop pop yaparsa iyi değil. Niye hepsi böyle bal gibi bunların? Allah vergisi. Efendim bakın, yaz mevsiminin favori meyvesi karpuz. Evet, karpuz yuvarlak ama yerken adeta dört köşe oluyoruz. Karpuzu çok seviyoruz ve bal gibi bir karpuz seçmek için de belli taktikleri bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşıma çok güveniyorum. Bana iyi karpuz ver diyorum. Veriyor. Ben değilse karpuzdan ne anlarım? Efendim, karpuzları tokatlamak belki bir nebze olsun bize ipucu verebilir ama yetmez. Evet, kaliteli, lezzetli, bal gibi bir karpuz seçebilmek için farklı yöntemleri de bilmek gerekiyor. Tın tın atacak, kestimini tak diye atacak. Memlekette böyle bir karpuz geldi mi buraya içerken hemen? İşte bakın, bahçede, toprakta yetiştiğinin göstergesi bu sarı bölüm. Ama üstündeki o sarı lekeler de ne kadar çoksa aslında arıların karpuzu o kadar çok polenlediğinin de bir göstergesi. Yani büyük ihtimal bu karpuz adeta bal gibi. Şimdi görürsün. Bak işte karpuzun padişahı. Ne bu be? Kabak. Karpuzcu abiye mi güvendiniz, siz kendiniz mi seçtiniz? Kendisine güveniyoruz, onun için tercihi ona bıraktım. Altın kural 4. Karpuzun altındaki noktaya da bakmak gerekiyor. Bakın, işaret parmağımla size gösteriyorum. Bu nokta ne kadar ufaksa karpuzun o olgunluk seviyesinin maksimum seviyeye yükseldiğini gösteriyor. Yani ufak noktalı karpuz lezzetli karpuz demektir. Bize bırakacak. Karpuz seçerken sert olacak bir kere. Tın tın ötecek. Ve karpuzun olgunlaştığının bir başka göstergesi efendim sapı. Evet, sapı çok taze olmamalı. Toprakta yetiştiği belli olmalı. Aynen bu karpuz gibi. Ve sapını tuttuğumuzda işte bakın böyle hafifçe elimize gelmeli. Yani bu ne demek oluyor? Karpuzun iyice olgunlaştığının bir göstergesi oluyor. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz değil abi. Ayrıca bir dipnot daha verelim. Karpuzu özellikle çekirdeksiz yemek isteyenler için. Sarı çizgilerinden karpuzu kestiğimizde çekirdekler daha kolay ayıklanabiliyor efendim. Ama benim için fark etmez, yeter ki karpuz olsun. Hele ki böyle yerli milli karpuzumuz Adana karpuzuysa tadına doyum olmuyor. Afiyet olsun. Bal gibi.